Evet, hoş geldiniz. Nereye hoş geldiniz? 1000 ile 1500 TL arasındaki en iyi tabletlerin 2021 versiyonuna. Daha önce söylemiştim, 1000 TL altında tablet yok. Aslında size 1000 TL altı tabletler videosunda da evet bu alınır diye aslında memnun bir şekilde, içim rahat bir şekilde önerebildiğim tek tablet de neredeyse 1000 TL'ydi. Şimdi 1000 ile 1500 TL arası. Bu fiyat aralığındaki tabletler çok mu iyi? Aslında biri hariç diğerlerine ben çok öyle ahım şahım önermiyorum. Ama asıl benim alt limitim bence 1550 TL'ye satılan Galaxy Tab A7 2020. Bu bir defa aklınıza bulunsun. Eğer böyle 1400 civarında falan geziniyorsanız ona bakmanızı ben tavsiye ederim. Bu videonun içerisinde de onu söyleyeceğim zaten. Dediğim gibi ama ben çıkamıyorum. 1000 TL civarını arıyorum. Güzel tabletler var mı? Var. Ama almışken 1000 TL vermişken 500 TL daha ben şahsen verdim. Çünkü bence çok ciddi fark var. Nelere dikkat ettim? Klasik en az 2 GB RAM. En az 32 GB depolama. Bu sefer 4000 mAh üstü pil. Çünkü yani 2000'lik 3000'lik cihazlar bir tablet için olacak seviye olacak miktar değil bunlar. Android 9 veya üstü dedik. Android 9 artık olması gerekiyor işletim sisteminin. 8, 7 bunlar kabul edilebilir. İşletim sistemleri sürümü değil. 2021 oldu neredeyse. Bu yüzden hani uzun süre uygulama desteğinin korunması için Android 9 ve üstünü veya üstünü olması gerekiyor bu tablette bulabilmemiz gerekiyor. Özel olarak bir kriter daha koydum. 1300 TL civarında birkaç tane tablet vardı. 4 GB RAM, 64 GB depolamaya sahip ama işlemci kötü. Bir tablet var ki bu videoda göreceksiniz. 2 GB RAM, 32 GB depolama fakat işlemci bariz bir şekilde diğer rakiplerinden o 4 GB RAM bulunan rakiplerinden daha güçlü. Bu fiyat bandında değil 4 GB RAM, 8 GB RAM koysalar bile işlemci güçlü olan kazanır. Çünkü bu cihazın işlemcisi zaten kötü. Diğeriyle bariz bir fark var. Asıl iş işlemcidedir. RAM olursa darboğaz yaratır. Eğer işlemci zaten kötüyse RAM darboğaz yaratmış, darboğaz oluşturmamış. Bunların hiçbir önemi yok. Önce işlemcinin güçlü olması gerekiyor. İşlemcileri dolayısıyla ben o cihazları bu listeye almadım. Şimdi birinci tablete başlıyoruz. İlk 4 tablet birbirlerinin neredeyse aynıları. Yani genel manada aynı seviyede cihazlar. Bu ilk 4'ü fiyat olarak da birbirine yakın. Ben öyle dediğim gibi ahım şahım önermiyorum. Oyun için zaten unutun ama EBAFA'dır, Zoom'dur bunlara rahatlıkla girersiniz. Samsung Galaxy Tab A8 2019. Bu tablet baya popüler bir tablet. Özellikle Samsung olması dolayısıyla çok popüler bir tablet. Çok da satılıyor. Böyle hiç özelliklerin üzerinden çok geçmektense bu cihazın aslında kritik noktalarından bahsetmek daha doğru olur. Bu cihazın ekran TFT. Bu fiyat bandındaki bütün cihazların ekranları kötü. Ama diğerleri en azından IPS. Bu cihaz TFT ekrana sahip ve kötü. Diğerlerinden soluk, daha soluk, bariz daha soluk, açı olarak daha kötü bir ekrana sahip. 5100 mAh pil var. Çok iyi bir değer. Hani gayet iyi bir değer. Snapdragon 429. Yine bence zayıf tarafı. Yine güçlü bir işlemci ama rakipleri bir tık daha güçlü. Listenin sonundaki tablet hepsinden daha güçlü. Orası ayrı mesele de. Yani Wi-Fi 4 var, Wi-Fi 5 yok. Bluetooth 4. Hani Bluetooth 5 olmasa da olur da Wi-Fi 5 olmasını ben açık konuşmak gerekirse istiyorum. İşletim sistemi olarak kullanılan Android 9 ile çıkıyor. Android 10'u ve One UI 2.1 güncellemesini aldı. Android 11'i alır mı? Samsung bu tablet konusunda iyi güncelleme veriyor ama Android 11'i alacağını ben sanmıyorum. Arka tarafta 8 megapiksellik bir kamera var. Ön tarafta 2 megapiksel. Hani hep şu dediğim çamurdan da olsa görüntü. Evet, çamurdan da olsa bir görüntü alırsınız. Daha fazlasını beklemeyin. Alüminyum kasası var. Artı. Plastik çerçevesi var. Eksi. Çift hoparlörü var. Artı. 3,5 mm jack girişi var. Olması gerekiyor. Zaten hepsinde var buradan. 8 mm kalınlık. 345 gram ağırlık. 1040 TL civarlarına satılıyor. Alınır mı? Yani diğer tabletlere ben bu dörtlüğün içerisindeki diğer tabletlere bakmanızı ben açıkçası tavsiye ederim diyorum. Onlara da geleceğiz zaten hani kararınızı verirsiniz. Genel manada bunlar neredeyse eşit cihazlar. Lenovo Smart Tab M8 HD. Bunun ikinci nesili var. Tab M8 ikinci nesil diye. Onu 1200 TL'ye satıyorlar. Bunun ikisinin arasında hiçbir fark yok. Sadece renk farkı var. Renkten 150 TL fazla koyuyorlar. Bu 1050 TL'ye satılıyor. Bunun kritik tarafı ne? İşletim sistemi Android 9 ile geliyor. Android 10 güncellemesinin geldiğine dair ben bir bilgi göremedim. Yani Android 9'da kullanacaksınız büyük ihtimal. Gelir mi? Bence arkasından bir güncelleme geleceğini sanmıyorum. MediaTek Helio A22 işlemcisi var. Tab A8 ile aynı seviyede bir işlemci neredeyse. 5000 mAh pil var. Yine aynı. Ekran tarafında bu sefer 8 inçlik IPS bir ekran var. Çözünürlük yine aynı. 1280x800. Zaten bu işlemciler 1920x1080'i desteklemiyor. Hani çalıştıramaz. Bunda artı olarak Wi-Fi 5 var. Bluetooth 5 var. Hani Bluetooth 5 neyse de Wi-Fi 5'in ben olmasını şahsen eğer modemimizi destekliyorsa bekliyorum. 5 megapiksel arka, 2 megapiksel ön. Tab A8'in arka kamerası 8 megapiksel. Hiçbir anlamı yok. H5, H8 bu cihazların kamera seviyesi aynı. Arada böyle ciddi bariz bir fark yok. Tamamen alüminyum kasa ve çerçeveler de tamamen alüminyum. 8,15 mm kalınlık, 305 gram ağırlık var. Buraları kısa geçiyorum çünkü bu tabletler dediğim gibi genel olarak benzer tabletler ve genel olarak fiyatlar da aynı.
Huawei MatePad T8. Direkt en baştan söylüyorum. Bu cihazın kritik eksisi nedir? Android 10'la geliyor fakat Google servisleri yok. Yani siz Google Play Store, YouTube bunları kuramıyorsunuz. İllegal yollar var ama onlar da doğru düzgün olmuyor. Hani çok böyle üzerine mutabık kalınan bir çözüm yöntemi yok. Biri oluyor diyor, biri olmuyor diyor. Yani ben sizin karşınızda bu evet şu şekilde oluyor diye garantisini veremiyorum. Bu yüzden Google'a zaten yüklemiyorsunuz. Diğer Play Store'da bulunan uygulamaları da APK'yla veya Huawei'nin App Gallery'si falan kurmanız gerekiyor. App Gallery asla Play Store olamaz. APK'ya ne kadar güvenirsiniz bile. Bunlar sizin tamamen sizin tercihiniz. Bu cihaz da yine Lenovo ve Samsung'la neredeyse aynı seviyede bir cihaz. MediaTek MT8768 işlemcisi var. Aynı seviye. 2 GB RAM, 32 GB depolama var. Yine aynı seviye. 5100 mAh pil. Yine aynı. Yani tamamen neredeyse yakın cihazlar. İşte hani bazı kritik eksiler oldu cihazların. Tab A8'in Wi-Fi 4'tü ve TFT ekrandı. Huawei MatePad T8'in Google'u yok. Lenovo Tab M8 HD Android 9. Evet, hepsinin bir yerde kritik bir eksisi var bence. Şimdi 4. cihaz. Hızlı geçiyoruz biliyorum. Casper VS 48. Aslında herhalde buradaki en el ağızı düzgün cihaz. Evet, Casper en el ağızı düzgün cihaz. Ekranı 8 inç IPS 1280x800 çözünürlüğe sahip. Yine diğerleriyle aynı. A8'in TFT'si dışında. Bataryası diğerlerinden 700 mAh civarı daha az. 4300 mAh. MediaTek MT8168 işlemcisi kullanıyor. Gayet iyi bir işlemci. Bunda LPDDR hızında LPDDR4 formatında 3 GB RAM var. Güzel. Hani 3 GB RAM olması güzel. Ha, pratikte ne kadar etki eder? Yine bu hala diyorum işlemcinin kontrol ettiği yerlerdeyiz. RAM'in darboğaz oluşturmadığı yerlerdeyiz. 2 GB RAM'e rağmen. Ama 3 GB RAM var mı? Evet var. Gayet de güzel. 32 GB depolama var. Hafıza kartı desteği var. Ama miktar belirtilmemiş sitesinde de Casper'ın. Wi-Fi 5 var. Bluetooth 5 var. Yine bunlar güzel. İşletim sistemi Android 10. Android 11'i alacağını düşünmüyorum. 5 megapiksel arka, 2 megapiksel ön var. İş görecek, idare edecek kadar kamera sunar. Daha fazlası değil. 9 mm kalınlık. 315 gram ağırlık. Kauçuk malzemeden oluşuyor. Hani metal bir plastik diye bildiğiniz kauçuk. Ve çift hoparlör var bu cihazda. Tam A8'de de vardı çift hoparlör. Bunda da var. 1 wattlık 2 tane adaptör var. Hoparlör var. Çok şahın bir şey değil ama en nihayetinde 2 tane hoparlör var. Bu bizim 4. cihazımızdı. Aslında şimdi kaç TL? 1150 TL'ye satılıyor. Benim asıl önerdiğim Huawei MatePad T10 1350 TL'ye satılıyor. Bu cihazın kritik noktası, kritik özelliği ne? Huawei'nin Kirin 710A işlemcisi. Diğerlerinden bariz daha güçlü. Vestel Tab Z1 var. Onda hangi işlemcinin olduğunu hatırlamadım. Benchmark'lar sadece aklımda şu an. Ondaki 4 GB RAM, 64 GB depolama var dediğim cihaz o. Ondaki işlemciden de Kirin 710A bariz bir şekilde daha güçlü. Bu cihazı alıyorsanız tamamen işlemciyi alırsınız. Evet, bu cihaz PUBG'yi orta ayarlara yakın bir seviyede oynatır. Diğerleri düşük ayarlarda oynatır. Bu cihaz orta ayarda oynatır. Bu cihazın işlemcisi klasman olarak, segment olarak bir tık daha yukarıda. Bir tık daha yukarıda. Keza ekranı 9.7 inç IPS 1280x800 çözünürlüğüne sahip. Ekranı diğerlerinden daha büyük video deneyim için. 5100 mAh pil var. Güzel. 2 GB RAM var. 32 GB depolama var. 512 GB hafıza kartı desteği var. 32 GB RAM depolama yeterli diye düşünüyorum. Hani en azından bu seviyede. Wi-Fi 5 var. Bluetooth 5 var. Evet, kritik eksiği. Şimdi kritik artık dedik ki Kirin 710'a. Kritik eksisi. Huawei bir cihaz. MatePad serisi. MediaPad değil. MatePad serisi. Bu MatePad olarak geçenlerin hepsi yeni seri olduğu için bunlarda Google yok. Aynı şekilde bu cihazda da Google yok. Yine aynı sorunlar. İşlemcisi için 1300 TL'ye aldığım bu cihazın Google olmayışına ben katlanır mıydım? Evet, katlanırdım. 1300 TL'ye 1350 TL'ye Kirin 710'a almak benim için gayet bir artı. Google olmasa bile bu yüzden 1350 TL'ye tercih eder miydim? Evet, ederdim. Ama videonun başında da söylediğim gibi not düşeyim. Siz eğer 1550 TL'ye satılan Tab A7 2020'yi alabiliyorsanız direkt onu alın. Nokta, bitti. Evet, onun da ekran TFT ama Snapdragon 662G var. 4 tane 62 var. 4 tane hoparlör var. Google'lar tasarım biraz daha iyi bence. Ve 1550 TL'ye satılıyor. Arada 200 TL fark var. Zaten ben bilinçli bıraktım. 1350 TL'nin üzerine çıkmadım ki. Hani arada anlamlı bir fiyat farkı olsun. Çıkabilen zaten onu çıkar. 5 megapiksel f2.2 arka. 2 megapiksel f2.4 ön kamerası var. 7.9 mm kalınlık, 450 gram ağırlık var. Ekran büyüdüğü için ağırlık da hatır sayılır bir şekilde arttı. Bu cihazda 1300 Huawei MatePad T10 1350 TL'ye satılıyor. Ben alır mıydım? Buradan hangisini alırdım? 1000-1200 TL civarında satılan ilk 4 tableti ben öyle içim sinerek rahat bir şekilde size önermiyorum. Evet, ebe uzun kullanırsınız ama oyunlar hafif ağırlaşmaya başladığı vakit o oyunlarda patlarlar. Bu cihaz o kadar rahat, o kadar çabuk patlamaz. Bu cihazın da işlemcisi çok yok güçlü değil ama diğerlerinden bariz şekilde daha güçlü. Bu yüzden bunu alabiliyorsanız, Google da sizin için problem değilse bunu alın. Google sizin için problemse 200 TL daha çıkabiliyorsanız kesinlikle Samsung Galaxy Tab A7 2020 alın. Onun videosu da gelecek. 1500 ile 2000 TL arasındaki en iyi tabletler videosu olarak. Orada da ben bunlardan bahsedeceğim. Onun Tab A7 2020'nin potansiyel rakibinden, aslında rakibinden de bahsedeceğim. O videoyu da bekleyebilirsiniz. Bu videonun sonuna geldik. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir, bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.